Bir gün Sirkeci'de Selanikli Haşmet Bey'in bir annesinin üst katında galiba Japon Rıza ve diğerleriyle oturmuş dertleşiyorduk. Bizim konuşmamıza müdahale eden bir siyasetçiyi bazı arkadaşlar merdivenlerden aşağı yatmışlar. Ben tuvaletten dönüp yukarı çıkarken o kişinin yuvarlandığını gördüm. Sebebini sordum. İtilafçı bize küfür etti dediler. Zabıtan olaya el atması ihtimalini düşünerek hep birlikte kalktık. Nevzat ve Trabluskarp merkez memuru Nuri Beylerle Sirkeci'de Bağbali yokuşunun başında şimdiki tütüncü dükkanını da içine alan Bolulu'nun Yıldız lokantasına girdik. Ben ortada, Nevzat sağda ve Nuri solda yemek yiyorduk. Trabzonlu bir Bahriye inzibat askeri içeriye girdi. Bahriyelilere mahsus çalımla karşıma dikilerek Kalk karakola dedi. Ağzıma götürmekte olduğum lokmayı bıraktım. Yanımda oturanlardan birisi teğmendi. Böyle Külhan Bey'i vari söz söyleyen bu kanun neferine evlat ne karacı ne de deniz askeri veya subayı değilim. Karakola gitmemi gerektiren bir hareketim varsa zaptiye gelsin onunla giderim dedim. Daha sözümü bitirmemiştim ki Bahriyeli kanun neferi Vurmak için elini kaldırdı. Lokanta hınca hınç müşterilerle doluydu. Çok çirkin bir saldırı karşısında kalmıştım. Bu haksız ve kanunsuz şekilde saldırmak isteyen adama dövülmek ya da onu oradan çıkarmak için ani bir karar vermem lazımdı. Tokat atmak istediğine göre cezası herhalde tokat olmalıydı. Fakat ben üzerinde yemekler olan masanın mermer taşını yerinden kaldırarak kanunsuzluk heykelinin göğsüne yapıştırdım. Yerimden fırlayarak Laz uşağını lokantanın içerisine yatırdım. Lokantanın iki kapısında beklemekte olan zaptiye ve jandarmalar kapılardan içeriye girip üzerime saldırdılar. Şimdi İstanbul'da komiser muavini olan uzun boylu şişman gürbüz adam jandarmaydı. Diz kemiğimi tüfeğinin dipçiyle vurdu. Esasen haksızlığa uğradığıma kesin kanaatim bulunduğu için bütün jandarma ve zaptiyelere çok şiddetli karşılıklar verdim. Birkaç zaptiye ve jandarmanın yüzlerinde meydana gelen yara belirleri daha sonra divan-ı harpte şahit olarak dinlendikleri zaman gördüm. Komiser geldi. Beni Rumeli şimendiferi istasyon karakoluna davet etti. Gittim. Karakoldan içeriye girer girmez köşede ayakta duran kısa boylu zaptiye Sadrazam hazretlerinin aleyhinde bulunan bu herif mi? dedi. Zaten uğradığım haksızlığın tesiri altına ruhen kükremiştim. Anlamıştım ki Bahri askeri ile karakola çağrılmamın sebebi particilik çalışmalarımdan ileri geliyormuş. Ali sahibe, şark istiklal mahkemesinde söylediğim sözler nasıl Ankara'ya sevkimi doğurmuşsa, bir hafta önce inceleme komisyonunun sorgulamasında verdiğim ağır cevaplar ikinci defa tutuklanmamı gerektirmiş. Bu durumda benim gibi fırkacı olan sinirli bir adamdan sonuna kadar şüpheleneceğinden Karakolda masa üzerinde duran su dolu sürahi kaparak küstah zaptiyenin kafasına çarpmak bana doğal sonuç olarak göründü. Zaptiye başını eğdiği için sürahi duvara isabet etmiş parça parça olmuştu. Yarım saat kadar orada kaldım. Bir kurmay binbaşısı karakola geldi beni gördü savuşup giderken pekala gönderiniz dedi. Bir süre sonra bir piyade binbaşısı içeriye girerek Kemali Bey seni buraya niçin getirdiler dedi. Ben de olayı olduğu gibi anlattım. Sert bir yüzle zaptiye komiserine baktı yüksek sesle. Pekala efendiler, bu hareketinizin cezasını şimdi görürsünüz, dedi. O da gitti. Birinci subay hükümetçiydi. Hareketleri ciddiydi. İkincisi bizdendi, blöf yapmıştı. Çünkü kendisi binbaşı değildi. Meseret oteline sürekli gelip gidenlerden Mustafa Efendi'nin odasında asılı binbaşı pelerini omzuna geçirmiş, bana kötülük yapmamaları için karakola kadar gelerek bu tehdidi gerekli görmüştü. Bahriye Neferi'nin saldırgan tutumu üzerine sıvışan Nevzat ve Kahraman Nuri Beylerden anlaşılıyordu ki, Meseret Oteli'nde vaziyeti anlatmışlar. Bu zat da bu tedbiri ya kendiliğinden ya da arkadaşlarının kararıyla almıştı. Bu uydurma binbaşı Eczacı Sabri Bey'di, Tarsuslu. Zaptiyelerin intikamından beni bu hareketi kurtarmıştı. Sabri Bey'in tehdidi üzerine tekrar gelen kurmay binbaşıya durumu anlattılar. O da emir verdi. Şimdi Bekir Ağa bölüğüne kuvvetli muhafaza altında götürünüz. Kurmay binbaşı kin dolu bakışlarla beni sözünce aynı kin dolu bakışlarla da karşılık görmüştü. Bekir Ağa bölüğüne diye yola çıktık. İsmi kötü olarak bilinen Hasan Paşa karakoluna götürdüler. Sabri Bey beni takip edermiş Biraz sonra karakola girdi. Komiserin yanına bana seslendi. Merak etme. Zaptiye ve jandarmalar öğrenir de icabına bakılacaktır. Bu sözleri komiser de hayretle işitmişti. Beni yukarıya çıkardılar. 10 dakika sonra da Bekir ağa bölüğüne gönderdiler. Sabri takip etmeseydi herhalde bana bir gece ziyafeti vererek zaptiye ve jandarmaların intikamını alacaklardı. Halbuki o zavallar bilmiyorlardı ki benim üzerimde kuronik tabanca vardı. Öyle bir saldırı karşısında tabancayı kullanabilirdim. divan Harbi hatta genel hapishaneye sevk edildiğim zaman bile o tabanca üzerimdeydi. Almak hiç kimsenin hatrına bile gelmemişti. Birkaç gün tutuklu kaldıktan sonra Kazak Süleyman Paşa'nın başkanlık ettiği Divan-ı Harbi çıkarıldım. Sorgulamamı yaptılar. Zaptiyenin bir vatandaşı karakola davet edebilmesi için yasal bir sebebi olması lazımdır. Ortada böyle bir sebep mevcut değilken zaptiye, jandarma veya bir kanun askeri vatandaşı karakola çağıramaz. Çağırırsa bu davet keyfi olmuş olur. Keyfi hareketse sultanlar devrine mahsus hükümet maskaralıdır dedim. Sıkı yönetim var dedi. Sıkı yönetime aykırı bir hareket olmadığına göre yine davet edemez. Özellikle Bahriyeli Kanun Neferi bu daveti hiç yapamaz. Belki o kıyafete girmiş. Siyasi düşmanımdır. Davet edemez.'' dedim. Eder. Öyleyse böyle idare, böyle hükümet devam edemez. O zaman sen gizli bir teşkilattan haberdarsın ki böyle söylüyorsun, dedi. Gizli teşkilata değil, yasal teşkilata bağlıyım, dedim. Yumruğumu divanı harp kürsüsünün üzerine vurarak, görüyorsunuz ya paşa hazretleri, masaya vurduğumu zannettiğiniz yumruk tahtadan şiddetle karşılık gördü ve benim elim acıdı. İşte baskılar genellikle böyle ters teperler. Görünürdeki baskının aksi böyle şiddetli olur dedim. Yanımda davacı sıfatıyla oturan kanun askeri sinirinden veya korkusundan zangır zangır titriyordu. Şahitler geldi. Kanun askerini aşağıladığımı söylediler. Yüzleri, gözleri, sarılı, yaralı, bereli, jandarma ve zaptiyeler dayaktan hiç bahsetmediler. Karakoldaki zaptiye sürahi suratına savurduğumu asla söz konusu etmedi. Ben hükümet memuru karşısında vatandaşın Firavun'un karıbaşlısı şartısı karşısında esir olmadığını, hürriyet esaslarına, kanun gereklerine göre bir zabıta memurunun vatandaşı gereksiz yere karakola davet etmesinin, meşrutiyet idaresinde hürriyete bir saldırı olduğunu bir türlü anlatamadım. Görev sırasında Bahri'li kanun neferini dövdüğüm şahitlerle kesinleştiğinden, Divanı Harp beni altaya mahkum etti. için davet edildim dahi anlaşılamamıştı.'' O gün arabaya binerek Süngül askerlerin korumasında İstanbul hapishanesi i Umumisi'ne sevk edildim. Hapishane müdürü Ankaralı Fevzi Bey isminde bir zattı. Beni hatırlı insanların bulunduğu terzihane koğuşuna gönderdi. Orada 5-6 kişi vardı. Sonradan öğrendiğime göre Yüzbaşı Mustafa Efendi isminde bir zatın elinden bir kaza çıkmış. 5 sene mahkum etmişler. Kendi parasıyla çorap makinesi almış, çorap yapmasını öğrenmiş sürekli olarak çorap üretiyordu. İsmini unuttuğum bir Ermeni, İranlı Celil Çavuş isminde 36 seneye mahkum bir adam ve birkaç kişi daha vardı. Bu Celil Çavuş adam öldürmüş. 15 seneye mahkum olmuş. Hüküm kesinleştikten sonra pisane içinde bir adam daha öldürmüş. Ondan da 15 sene vermişler. Bu hükümde de kesinleştikten sonra bir adam daha vurmuş. Bundan da 6 sene vermişler. Katiller koğuşunda öldürülmesi veya Kendisinin başkasını öldürmesi ihtimalini düşünen müdüriyet bu adamı hatırlılar kovuşuna koymuştu. Bizde bütün tedbirler hükümet idareciliği işte böyledir. 9 defada buçuk senelik ömrümün hapishanelerde geçmiş olması sebebiyle tecrübemin bana verdiği etkiyle diyebilirim ki hapishanelerdeki cinayetlerin tek sebebi hükümetin hastalığı teşhis edemeyip tedavisini yapmamasından ibarettir. Jandarmaların en bahtiyarı köy karakollarında olanlardır. Bunlar bazı suçlarından dolayı şehirde görevlendirilmelerine izin verilmeyenlerden oluşur. Jandarmalara verilen maaşlar ihtiyaçlarına yetecek derecede olmadığından jandarma genel kumandanlığı bu kişilerin iyi veya kötü olmalarına bakmadan sayı endişesiyle kadrosunu yapar. Yeni yazılan jandarmalar bir sene kadar çok ciddi, çok temiz iş görürler. Bu süre içinde bölük kumandanları bunlardan hapishane muhafızı ayırırlar. Bunlar nöbetlerini beklerken mahkumlarla temas ederler. Eski köy jandarmalarının köylük yerinde nasıl geçindiklerine dair açıklamalarını dinlerler. Eğer tutukluların dışarıda adamları varsa içerideki mahkuma kağıt veya bıçak vermek için o jandarmaya yaklaşır, ahbap olur. Meyhane veya genel eve götürür. Uygun an kollanarak bir aylığından fazla parayı da haçlık et diye verirler. Artık o jandarma çığırından çıkmıştır. Çok defa gözlerimle gördüm. Dam üzerinde nöbet bekleyen jandarma koynundan çıkardığı rakı şişesini iple aşağıya tutuklulara sarkıtırdı. Çünkü jandarma bu durumda yakalanırsa bilir ki karı kıt olan hapishaneden karlı olan köye gitmek ancak bu sayede mümkündür. İstanbul hapishanesine bir kadın kocasının haberi olmaksızın jandarmanın himayesini esrar bile getirmiş ve ticaretini yapmıştı. Tutuklulara iş yaptırarak, jandarmayla ilişkilerini keserek hapishanelerdeki cinayetler önlenebilir. Birinci günü yüzbaşının iştirak etmediği Celil Çavuş'un sofrasına yemeğe davet edildim. Tabii ki katıldım. Fakat bu adamın 36 seneye mahkum bir cani olduğunu öğrendiğim için mi? Yoksa hiç temizlenmemiş uzamış tırnaklarının yemeğe girmesine iğrendiğim için mi bilmem. Bir iki lokma aldıktan sonra kalktım. Israr ettiler. Yemem dedim. Dışarıda dar koridorda dolaşmaya başladım. Biraz sonra Celil Çavuş'un sesi geldi. Git, o adama söyle bir buçuk altın göndersin. Birkaç dakika sonra tutuklardan bir genç adam yanıma geldi. Ağana selamları var, bir buçuk altın versin diyor, dedi. Ağa kim? Celil ağa. Ben onu tanımıyorum, borç para vermek de adetim değildir, diyerek genci kovdum. Genç koğuşa girdi, bitti abi, söylediğimi anlattı. Sert ve bet bir ses homurdandı. Git söyle, ben 36 seneye mahkum bir adamım. Şimdi 30 yaşındayım. 66 yaşında çıkacağım da ne olacak? Dördüncüsü de kendisi olur ha. Söyle o parayı versin. Evvelce de yazdığım gibi kollarım ve bacaklarım çok kuvvetli olduğundan. Şu bir saniye eşkıyasına bir ders vermek istedim. Kapıya geldim içeriye. Kime söyleniyorsun arkadaş? Dedim. Yerinden kalkarak sana söyleniyorum. Dedi. Bir dakika sonra Celil Ağa'nın iki bileği bir elimde. Dizimle göğsüne. Diğer elimle de boğazına sarılmıştım. Biraz böyle hırpaladıktan sonra boğazını bıraktım. Kollarına ve göğsüne yumruklarla vurmaya başladım. Her yumruk elimin fevkalade incinmesine sebebiyet veriyordu. Koğuşun kahramanı. Aman diledi. Kendisini bıraktım. Vallahi elimden tutmasaydın kanını akıtmış. Seni yere sermiştim. Fakat meydan bırakmadın dedi kuşağın arasından sustalı bir bıçak çıkardı. Al, artık bıçak bana ayıp olsun. Ben ayağımla bıçağı kendisine ittim. Elim acıdığında ne oldu diye elime bakıyordum. Ya hapishaneye girenler işte böyle yaparlar dedi. Celil hala ahbab olmuştuk ceketini, yeleğini, gömleğini çıkardı. Altında simsiyah bir şey tenine yapışmış olarak görünüyordu. Bak senin ellerini ağrıtan Beni senden kurtaran budur, dedi. Bu bir gömlekti. Zifle kum kaynatılmış. Bu karışma defalarca gömlek yatırılarak kurutulmuş. Tekrar yatılmış, tekrar kurutulmuş. Bu şekilde işlemlerle gömlek bıçak geçmeyecek kadar kalın bir zırh halini almıştı. Attığım yumruklar hep bu sert zırh yüzünden sızlarmış meğer. Altı ay tutukluluğumun üç ayını henüz tamamlamamıştım. Bizim tarafa idam mahkumu bir Arnavut getirdiler. Ayaklarında zincir olduğu halde alt kattaki odalardan birisine koymuşlardı. Sadece katil denilen bu adamla görüşmek de yasaktı. Namaz vakitlerinde zincirleri açılır, idam mahkumu abdestini alır, namazını kıldıktan sonra Allah'ın huzurunda bükük boynuyla uzun uzadıya yalvarırdı. Oradan çıkıncaya kadar birkaç gün bu adamı saatlerce seyrettim. Üzerimde bıraktığı etki İdam mahkumunun lehineydi. Günahı hakimlerin boynuna olsun. Bu adam bana masum gibi geliyordu. Konuşamadığım için adli bir hataya kurban gidip gitmediğini anlayamadım. Bir gece sabaha karşı onun tek bir sesleriyle uyandım. Ellerini kelepçelediler. Süngülü muhafızlar arasında asmaya götürdüler. Üç ayı tamamlamıştım. Bazı arkadaşlarım ziyaretime geliyordu. Bunlardan Haydar Galip ismindeki arkadaşım her gün iki veya üç kere yanıma uğrar dışarıdan bana haberler getirirdi. Hamdi Zeki ismindeki arkadaşım da sık ziyaret edenlerdendi. Haydar Galip Ankaralı, Hamdi Zeki İstanbulluydu. Hamdi Zeki'yi yüzbaşı Emin Ali Bey çok iyi tanırdı. Benim şahsen bilmediğim Emin Ali ile Hamdi Zeki ismi Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti anlamı itibariyle ileride hatırlanacak iki mübarek isim olduğundan bu isimleri hatırdan çıkarmamak gerekir. Haydar Galip tıbbi okuluna devam ederdi. Benim de siyasi faaliyetimde pek yakın bir arkadaşımdı. Onunla 3-4 sene at başı beraber çalışmıştık. Zavallı çocuk. Tıbbiye'nin 3. sınıfında zannederim siyasi faaliyetini kurbanı olarak sınıfını geçemedi. Arda arda gelen olaylar okula devamına da engel olduğundan yarı tahsili kaldı. Sanıyorum şimdi Ankara civarında bir yerdedir. Kendisiyle 10 senenin üstünde bir süredir haberleşme emekteyim. Bununla birlikte geçen siyasi faaliyetimiz İstanbul'un bilhassa Sultanahmet, Kadırga, Cinci Meydanı civarı ve özellikle Aksaray muhitinde geçmişti. Büyük efendiler yüce çalışmalarıyla meşgulken bilmem kaçıncı dereceden sayılan bizler gece gündüz durmadan propagandayla bu geniş sahada faaliyetler yapıyorduk. Bir zamanlar Antalya'da Sıhhiye Müdürlüğü'nde bulunan Doktor Ferruh Niyazi Bey çok kereler karşımıza çıkan siyasi rakiplerimizdendi. Bir gün bir söylenti çıktı. Hürriyet kahramanı Niyazi Bey, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'na katılmış. Kadırga civarında bir kıraathanede ahaliye konferans verecekmiş, dediler. Haydar Galip'le birlikte konferans yapılacak yere gittik. 5-600 kişi alacak kadar geniş olan kahvehane hınca hınç dolmuştu. Hürriyet kahramanı Niyazi Bey henüz gelmemişti halk arasına biz de karıştık. Kahvehanenin ta sonuna görünmeyecek şekilde yerleştik. Bazı arkadaşlarımız sağ ve solumuzda yer alarak kapı civarına yerleştiler. Hürriyet kahramanı Niyazi Bey, eğer bizim inancımıza aykırı saldırgan sözler söylerse, ona oturduğum yerden ayağa kalkarak büyük bir nezaketle ben cevap verecektim. Yarım saatten fazla bekledik. Nihayet geliyor Niyazi Bey, geliyor dediler. Büyük bir saygıyla yüzlerce insan ayağa kalktı. Bu da Niyazi Bey'di. Fakat bizim bildiğimiz hürriyet kahramanı Niyazi Bey değildi. Hürriyet kahramanı Niyazi ortadan çok kısa boylu, beyazla buğday tenli arasında siması Rumeli biriydi. Siyah pala bıyıklarıyla heybetli bir adamdı. Dik ve çok sert bir adam olmakla beraber ilk görüşte kendisini sevdiren bir varlıktı. Bu Niyazi Bey ise daha uzun boylu beyaz ile sarışın arasında sarışına daha yakın pala bıyıklı bir adamdı. Kahraman Niyazi Bey gibi sert ve dik değildi fakat sertliği ve diktiği taklidi de çalıştığı yüzünden belli oluyordu. Haydar Galib'e isminden yararlanmışlar dedim. Evet bu Niyazi ile okulda aynı sınıftaydık. Niyazi Bey oturdu çevresine övgüler yağdırdı. Meşrutiyetin zevkini işte biz böyle alıyorduk iki muhalif partinin adamları kendi düşüncelerini kahvehanelerde gazetelerin ilanlarının toplanan yüzlerce vatandaş önünde açıkça savunuyor. İki taraftan hangisinin mantığı insanlara uygun geliyorsa o tarafı tutarak alkışlıyordu. Zaptiye hükümet asla müdahale etmiyordu. Niyazi Bey bu büyük dinleyici kitlesini karşısında göğsü gurur ve sevinçle dolmuş olduğu halde derece derece ilerisindeki insanlara iltifatını yapıyor. İltifat edilenler Hürriyet Kahramanı Niyazi Bey'in iltifatına mazhar olmuş olmanın verdiği gururla göz ucuyla sağında solunda oturanlara bakıyor bu iltifatın özel olduğunu sanmalarını istiyordu. İnsanlar böyledir. Büyük kavramına layık zannedilen insanların iltifatına mazhar olmakla yalnız büyüklere karşı minnet hissi beslemekle kalmazlar. Büyüklerin kendilerini iltifat ettiğini herkese bildirmek ve göstermek de isterler. Bu iltifatın devamını sağlamak için büyüklere saygıdan başlayıp dal kabukluğa varan bir yaklaşımla kuyruk sallayan köpek gibi yaltaklanmaya kadar işi vardırırlar. Bu büyük ünvanı kendilerine yakıştıranlar gerçekten kendi büyüklüklerinden dolayı değil. Karşısındakilerin küçülüp her şeye katlandıklarından dolayı kendilerini hakikaten büyük zannetmeye başlamalarındandır. İşte bu hal ortaya çıktığı gün iki yüzlü kalabalıkta hemen ortaya çıkar. Bizim Niyazi Bey iltifatlarını büyüklüğünün merkezinden kendisine bağlılık gösterenlerin kalabalığına doğru yayarken gözleri Haydar Galibe ve bana rastladı. Elektrik piline dokunmuşlara mahsus bir titreşimle Niyazi Bey'in yerinden fırlayarak bize doğru alçak gönüllülükle geldiğini görenlerin bakışları tamamen üzerimizdeydi. Sanıyorum Niyazi Bey kendisinin hürriyet kahramanı Niyazi Bey olduğuna dair yapılan tanıtımdan habersizdi bile. Fakat düşününüz halka, ismi Osmanlı'da hürmetle anılan hürriyet kahramanı ile bir arada olacağı, aynı havayı soluyacağı söylenmişti. Bu kahramanın böyle en arkada gösterisiz bir vaziyette oturan iki kişinin yanına kadar gitmesi, bu insanların dikkatlerini çekmeye yetmişti, ayağa kalktık. Bizimle konuştu sonra yerine döndü. Konferans verecek halde kalmayan Niyazi Bey şaşırmıştı. Kalabalık da şaşkındı. Ben bu şaşkını gidermek için gür bir sesle konuşmaya başladım. Muhterem vatandaşlar, Doktor Niyazi Bey fırkasının görüşlerini söyleyecek, biz de dinleyeceğiz. Eğer bizim fırkamızın görüşleriyle ilgili sözler söylerse, tabii ben de karşılık vereceğim. Gerek Niyazi Bey'in partisine, gerekse bizim partiye mensup olanlardan ricam şudur. Niyazi Bey söz söylerken bizim taraftan olanlar, sözünü kesecek tek bir kelime dahi söylemesinler. Çünkü ben birer birer cevaplarını vereceğim. Ben söylerken de Niyazi Bey taraftarları sözümü kesmesinler. Niyazi Bey veya diğer kimseler fikirlerine aykırı görecekleri sözlerimi kaydetsinler ve benden sonra birer birer söylesinler. Benim sabahlara kadar tartışmaya ama bu şekilde tartışmaya tahammülüm vardır. Dikkat buyurulur mu? Meşrutiyette iki siyasi fırka taraftarları birbirleriyle kıraathanede tartışma kurallarına uygun olarak en şiddetli fikir tartışmasında bulunuyordu. İttihatçıların zamanında itilafçıların böyle kahve kahve dolaşıp karşı çalışmalarda bulunması, itilafçıların devrinde itilafçıların çalışması asla hainlik ve alçaklıkla yorumlanmıyordu. Ben o günlerin anılarını özlemle anarım. Niyazi Bey partisinin görüşlerini anlattı. Kötü bir konuşmacı olmadığı halde bizler ve dinleyiciler sıkılmaya başlamıştık. Niyazi Bey amacını tamamen anlatamadan oturdu. Benim karşılık vermem ne kadar devam etmişti bilmiyorum. Taraftarlarımız coşkuyla alkışlayarak bizi yüceltti. Neticede halk kahvehaneyi Niyazi Bey ile birkaç arkadaşına terk ederek boşalttı. Muhalif olan iki tarafın sözcüleri baş başa konuşarak birbirlerine veda etmişlerdi. Bir iki gün sonra Cinci Meydanı civarında deniz kenarında Çinili Hacı'nın kıraathanesinde propaganda yapan Niyazi Bey'in ben kapıdan içeri girdikten sonra konuşmasını tam aksi yönde değiştirdiğini o kalkıp gittikten sonra hayretler içindeki dinleyiciler bana söylemişlerdi. Bir gece yarısı Terzane denilen koğuşumuzun kapısı şiddetle vuruldu. İçeride yatan gardiyan kapıyı açmıştı. Elinde bir pusulayla bana geldi. Kabine değişti Nazım Paşa ölümü 23 Ocak 1913 ve Mustafa Necip Barbali'de öldü. Haydar Galip Koğuş arkadaşlarının hepsi uyanmıştı. Zaman herhalde kıştı. Tarihini iyi hatırlayamıyorum. Yalnız sabaha kadar mangaldaki ateşi karıştırarak uykumu kaçırmıştım. Demek ihtilal olmuştu. Babali baskını İttihat ve Terakki tarafından yapılan hükümet darbesi. 23 Ocak 1913 Nazım Paşa ölmüş. Bizim taraftan da Mustafa Necip gitmişti. Bu kanlı bir olaydı. Hükümetten ölen bir askerdi. İhtilalcilerden ölen de devrimci bir askerdi. Sivillerde kayıp yoktu. Sabahleyin Haydar Galip ayrıntısını verdi. Genel af çıkacak. Sen onu bekleyeceksin. 15 gün daha bu halde bekledim. Beklemediğim bir günde hem genel hem de bana ait özel af çıkmıştı. Beni tahliye ettiler. Bu anıları müsvetetsiz yazdığım için bundan önce meydana gelen bir olayı şimdi hatırladığımdan yazmadan geçemeyeceğim. Evvelce Bekir Ağa bölüğünde. Toptan tahliye olunduktan sonra adliyedeki vazifemi devam etmiştim. Burada dikkat çekici olan nokta siyasi düşmanlıktan dolayı benim memurluktan azlimi kanunlara aykırı gören hükümet işime son vermemişti. Kamil Paşa sadrazamlığı zamanında bir senet meselesi çıktı devlet memurluğunda bulunanlar siyasetle uğraşmamak için yazılı belge verecekler dendi. Dairelerin başkanları resmi olarak bildirdiler. Bütün arkadaşlar pek yazı dışında senetleri aceleyle yazıp amirlerine verdiler. Ben vermedim. İstanbul Savcısı Sedat Bey isminde bir Arnavut'tu. Beni çağırdığını söylediler. Gittim. Çok sert. Amirane bir tavırla. Herkes senet verdi. Sen için vermedin? Dedi. Bu adam birkaç ay öncesine kadar sadece daha büyüklere değil, bana bile ikiyüzlü davranışlar sergilerdi. Böyle yalnız olmamıza rağmen sert muamele yapması nasıl yorumlayacağımı tahminde şaşırdım. Birkaç ay evvelki durumunuzla şu andaki durumunuz arasında çok büyük fark var. Siz bilmiyor musunuz ben senet verecek memurlardan değilim dedim. Ürkek bir halde gözlerime baktı. Nazı beyefendi emrediyor. Ben ne yapayım? Git Nazı beyefendiye söyle senet vermiyor de. Pekala dedi. Kapıdan çıkarak Nazır'ın yanına gitti. Yarım saat sonraydı. Birisi seni Nazır çağırıyor dedi. Yukarıya çıktım. Nazır'ın odasına girdim. İsmimi, hüviyetimi söyledim. Nazır ihtiyar. Temiz çehreli ve sevimli bir insandı. Bugün sağ ise bu adam bu saatte yaşıyorsa kendisine bu uzak ve ısrap diyarından en derin saygımı takdim ederim. Efendi, bütün memurlar siyasetle uğraşmamak için senet verdiler. Siz vermemişsiniz senet vermeyenleri devlet istihdam etmemeye karar verdi, dedi. Şu halde Nazır Beyefendi devlet çalınan bir kararı tatbik buyurmayıp da bendenizi niçin yanınıza çağırdınız? Nazır Abdülhalim Bey masası üzerindeki gözlüğünü gözüne takarak bana hayretle bakmaya başladı. Ben devam ederek, Nazır Beyefendi, beni dinlemek için çağırdınızsa müsaade buyurunuz söyleyeyim. Senet almak için çağırdınızsa Devletçe alınmış kararı tatbik buyurunuz dedi. Abdülhalim Bey, söyleyiniz evladım dedi. Nazır Beyefendi, kanuni esası gereğince seçimle ilgili olan bütün işlere oy vermek hakkına sahip bir Osmanlıyım. Seçilmek yetkisine haiz olduğum birçok görevlerde vardır. Memur bulunmam siyasetin içinde bulunmamı engellemez. Siyasi haklarını kullanacaksın. Fakat siyasi düşüncelerin olmayacak. Bu söz devlet sözü bile olsa benim aklım ve mantığım kabul edemez. Devletin benden isteyeceği verdiği görevi kanuna göre yerine getirmektir. Bunu yapamazsam hem kanunen sorumlu olurum hem de ahlaken ayıplanmaya layık görülürüm. Memurluk yetkimi suistimal ederek kendi siyasi düşüncemi arkadaşlarımın lehine kullanırsam gene kanun beni cezalandırır. Ben Meşrutiyet devrindeki hürriyet idaresinin namusu ve çalışkan adamlara milletin ihtiyacı vardır diyerek bu görevi yerine getiriyordum. Eğer hürriyet idaresinde namusu memurlardan çok, düşünceden yoksun, her iş başına geçene kul olacak kuklalara ihtiyaç varsa ben onlardan değilim. Dikkat buyurunuz. Vücudun baştan başa özürsüzdür. Benim yaşımdaki adamlardan da çok kuvvetliyim. Gümrükte hammallık etsem ayda yine 600 kuruş para kazanabilirim. Kimseye kendimi borçlu saymadan. Hayatımı kazanmak için kundura boyacılığı yapmayı ayıp saymayacak kadar da yetişmiş tahsil sahibiyim. Yeni Cami Ulusu'na asker mektubu yazmak suretiyle de devletin bana verdiği 600 kuruş aileye çıkarabilirim. Ben hür Osmanlı İmparatorluğu'nun hukuk tahsili gören hür düşünceli bir evladıyım arz ettiğim şartlara uygun olan evlatlarına devlet ve milletin ihtiyacı olmadığı sizin gibi muhterem bir pir, nazırlık sandalyesinde oturan en yüksek bir amir, vatan sana muhtaç değildir derse derhal istifa ederim dedim. Ben bunları söylerken pınarları kim bilir kaç senedir kuru olan Abdülhalim Bey Efendi Hazretlerinin gözlerinden inci taneleri gibi yaşlar akmaya başladı. Git evladım git. İhtiyarlığımda beni zevkle ağlattın. Ölürsem gözlerim açık gitmeyecek. Vatan ve milletimin gelecekte idaresini eline alacak gençler. Madem ki bu kadar azimli yetişiyor artık ölsem de gam yemem. Senet verme. Sizi kimse azledemez. Bu ihtiyarın sözleri beni de duygulandırmıştı. En derin saygılarımla ellerini öptüm. Ve odasından çıktım. Ey Halim Bey sağsan o günleri ve o dakikayı hatırla senin mübarek konuşmana mazhar olan o genci bir jandarma yüzbaşısının vatan hainliğiyle suçlamasına hiç üzülme. Çünkü doğruların değil, iş başına geçenlerin vatan yavrularını böyle hallere koyarak ödüllendirmesi insanlık tarihinde yaşanmış değişmez bir kuraldır. Hapishanede mahkum olarak kaldığım zaman süresince ayın 29. günü özel bir memurla Nazır Halim Bey maaşımı bana gönderir saygımın sona ermemesini sağlardı. Arkası yar